Selamünaleyküm arkadaşlar. Depomuz burası. Böyle kutularla dolu bir depo. Depoda ne gördük? Hemen şöyle göstereyim. Şu görmüş olduğunuz rekordlar plaklar için. Açıkçası depoyu aldım. Bu plaklar olduğundan dolayı belki başka antika koleksiyon ürünleri de vardır diye düşündüm açıkçası. Ama tabii nasip. Şurada kıyafetler var, yılbaşı ürünleri var. Bakın beyzbol eldiveni var, bunu da görmüştük. Bak şöyle bir frame var. Şunlar da eski olabilir. Sanki koleksiyon ürünleri çıkacakmış gibi geldi bana. O yüzden depoyu aldık. İnşallah düşündüğümüz gibidir. Plaklarda en değerlilerini artık siz de biliyorsunuz. Beatles'lar, Pink Floyd'lar. Onlar çok değerli oluyor. Tabii bizim bilmediğimiz de bayağı kişiler de var. Artık onları da yavaş yavaş öğrenmeye çalışıyoruz. Gördüğünüz gibi böyle bir depo. Şurada karışık kutular var. Üzerinde kıyafet yazıyor. İnşallah düşündüğümüz gibi bir depodur. Bu depoya 320 dolar para ödedim sadece. Sizce bu depodan para kazanır mıyız? Para kaybeder miyiz? Yazın bakalım yorumlara. Bakalım ne kadar depocusunuz, siz de görmüş olursunuz. Hadi o zaman başlayalım. İlk önce şurayı bir alalım. Burada kıyafetler diyor. Bir çocuk elbisesi var. Gap marka. Bunların hepsi çocuk elbiseleri. Galiba iyi bir marka var mı diye bakıyorum ama yok arkadaşlar, normal markalar. Burada sadece boş hediye göndereceğiniz poşetler var. Değerli değil. Şu beyzbol eldivenleri, bunlar değerli. Bunun markası, model numarası FP120, 12 inçlik bir model. Buna bakarız. Bu yine başka bir model, 10.5. Çocuk için kullanılan bir eldiven. Çanta boş ama ağırmış. Yok, bir tane içerisinde Nikon'un flaşı var. Belki 5 dolara satarız. Şurada bir lensi. Çanta para etmez. Bunlar yılbaşı ürünleri. Şöyle bir hediyelik ürün var. Muhtemelen şunun içerisinde inci vardır. Oo, kamera içinde mi? Hemen bakalım. Evet, sıfır. Kameramız içerisinde Insta Mini 9 modeli. Şöyle lipstikler var dudak için ama artık çöp, bayağıdır depoda duruyordur muhtemelen. Boş bir defter. Şöyle bir yine defterimiz var. Bu hediyelik paketi böyle hazırlamışlar birisi için. Bu da yine Halloween ve Christmas ürünleri. Şöyle kitaplarımız var. Yani şu kitapları almaya kalktığınız zaman çok pahalı kitaplar. Bak 17 dolara almış. Bu da yine aynı şekilde 17 dolar. Bu da 17 dolar. Ama satmaya kalksak maalesef öyle çok değerli değiller. Bir diğer kutumuz. Bunda da yine çocuk elbiseleri var. Kız çocuğu elbiseleri hep. Bayağı bir elbisesi varmış. Bak şöyle bir çizmemiz var. Bu bayağı ağır. Ne var sende, o kadar çok ağırsın. Ulan bir şey kırdık vallahi. Hepsi yılbaşı. Bunlar yılbaşı süsleri. Bazı yılbaşı süsleri gümüş olabiliyor. O yüzden iyice bakmak gerekiyor. Bir takı kutusu var.
boş tabii ki de. Bak kartiyer var kutu olarak. İçinde bir şey var mıdır? Sadece kayışı var. Vallahi kayış orijinal biliyor musun? Yani hanımefendide kartiyer saat varmış. Aha. Bak. 2 dolar paramız var. Sende bir şey var mı? Bak bunda da bu gerçek mi bu ya? Bu herhalde World First Hologram 2 dolar bill diyor sertifikalı. Allah Allah. Daha önce şunu hiç görmemiştim. İlk defa görüyorum ve sertifikası falan var yani. Çok iyi ya. Bunu ilk defa görüyorum. Buna bir bakacağız. Daha önce gördüğümüz bir ürün değil. 2003 yılına ait. Sen kaç? Bu da 2003 yılına ait. 2 dolarlar. Allah bereket versin. Şunlar biletler 2007 yılına ait. Bu da yine 2007 yılına ait biletler. Şunlar da kalacak. Baksana bayağı bir maça gitmişler. Şu hediye kartlarında da bazen para olabiliyor. Veyahut da hediye kartı oluyor içerisinde. O yüzden hepsine iyice bakmak gerekiyor. Hiç belli olmaz. Şu da değişik bir ürün. Bak bu da yine 10 dolarlık. 10 dolar alınmış bir ürün. Vallahi her yerden artık para çıkar diye iyice bakıyorum. Çünkü hiç belli olmaz. Şunda ne var? Burada bir şey yok. Aha. 20 pound. Görüyor musun? 20 pound iyi para arkadaşlar. Bu hala geçiyor mudur ya? Bilen yazsın. Hala kullanılıyor mu? İlk defa görüyorum ha bu arada. Hemen cebe atalım onu da. Cepte kalsın. Bir tane daha para var. Bu neymiş? Bahama 1 doları. Bu ne kadar yapıyordu ya? Bu çok fazla değerli değildi ya. Bunu hatırlıyorum. Şunlar da bazen çok güzel ürünler olabiliyor. Kartpostallar, film afişleri olabiliyor daha doğrusu. Bu neymiş? Bak bu da imzalı bir ürün. 2000 tane yapılmış. Bu 769. Kongo Sukare diye bir ürün. Toplam 250 tane var. Bu 61. Ghost of Orchid diyor. Değişik bir ürün. Daha görüyorsun bayağı kutu var ha. Daha yolun başında bile değiliz. Gazeteler. Kaç senesi? 2000-2001'e ait gazetemiz var. Pamela Anderson CD'si var. Pamela Anderson'ı da bilen bilir değil mi? Bu da bayağı ağırmış ya. Vallahi var ya üf. Bugün kutularda harika değişik ürünler var. Bu din onlardan birisi belli. Şurada kartlar var. Arada fotoğraflar. Şunların içerisinde ne varmış? Burada filmler var. Yine fotoğraflar yani. Şu boş. Bunda da yine filmler var. Enteresan enteresan ürünler ya. Yemin ediyorum sana var ya. Gerçekten çok güzel yani. Bir depo. En azından değişik şeyler görüyoruz. Normal depolar gibi değil. Farklı ürün olunca insanın hoşuna gidiyor açıkçası. Bunlar filmler. Fotoğraflar. Bayağı bir fotoğraf. Vallahi biriktirmişler. Bir beyzbol topumuz var. 2003 yılına ait. Güzel bir top.
Şu da kaç senesiymiş? Bunlardan imza falan yok. Yine de ama satar. Şöyle güzel bir eski bir ürün var. Şurada damgası var arkadaşlar. Vallahi hafif gümüş olma ihtimali var. Mühürde tam göremiyorum. Ama olabilir mi? Olabilir. Sen gümüş müsün? Değilsin. Burada yine fotoğraflar. Sende ne var? Bu da yine fotoğraf. Bak çok küçük bir araba. Çok güzel değil mi? Eski bir araba. Vallahi depo çok güzel ya. Depoda eğleniyoruz yani şu anda. Sende ne varmış böyle? Bu da yine gereksiz bir şey bizim için ama eğlenceli ürünler. Burada yine kıyafetler var biraz. Böyle değişik ürünler. Bu neymiş? Official tişört diyor. Bu değişik bir ürün. Bakın bu Amerikan futbolu kasketleri. Şu da yine eski bir elbise. Şunlar bakın eski ürünler. Taşlar da var içerisinde. Bir kemer var. Yine poşetinde bir elbise. Fotoğraf. Herhalde kamera bu da. Yo, dürbünmüş. Şöyle güzel bir Marel dürbün var. 72 yılına ait bir dürbün. Bunlar da beyzbol kasketleri. Bir kıyafet daha. Mars'a ilk adam 1969'da Mars'a ilk basan arkadaşın herhalde resmi. Bak çok güzel bileklik var. Bundan bende vardı eskiden. 90'lar hatırlar herhalde. Bu da çok güzel bir araba. Şöyle bir cüzdan. Vallahi zor açıldı ha. Ama açmak zorundaydık yani. İçerisine bakmak lazım. Para duruyor mu hala diye değil mi? Kemerler, şunlar okuldan ödülleri. Şöyle bir itfaiye aracımız var. Böyle plastik kaçmış bu. 1971 bir motorsiklet. Şu neymiş? Bu da Power Might diye. Bakın fişi falan da var, takılıyor. Çocuk oyuncağı. Şunlar eski. Yine çocuk oyuncakları. Bu biraz öncekinin aynısı. Şunlar fotoğraflar. Hadi bismillah diyelim. Bir şey var içerisinde. Bir tane tek bir kol düğmesi. Bir şey yazmıyor ama buna bir bakalım. Bana biraz açıkçası 14 karat gold diye yazıyor içerisinde ama bakacağız. İnşallah öyledir. Balığa gideceğiz. Balığa gideceğimiz arkadaşlar hazırlansın. Şunda ne varmış? Ne diyor bunda? Muede Pro diyor. Açabilirsek bayağı da zormuş ha. Oo. Aha. O dişlere bakar mısın abi? Üf. Felaket. Buna bakarız. Bunu bilmiyorum ne dişi. Şuraya bir geçelim. Şunlar. Şöyle resimler. Bu biraz. Bu da Queen Mary'nin
2003 yılına ait resmi. Burada şapkalar var. Lacoste'lar, koleksiyon şapkaları, futbol da var. Sırf şapka arkadaşlar. Her gittikleri yerden herhalde şapka toplamış hanımefendi. Yastık zaten çöp. Bak çok güzel bir kelebek var. Gerçekten güzelmiş. Bir dünya topumuz. Eleğin şapkası. Bu da poşetin içerisinde olduğu için acaba imzası falan var mı dedim ama imza falan bir yerde gözükmüyor. Evet sen gel bakalım. Şurada biraz bozuk paramız var. Allah bereket versin. Sen nesin? Bir çorap. Yırtık bir çorap. Vallahi herhalde bunların anısı var ki hanımefendi saklıyor. Şu değerli bir kemer değil. Eski bir saat marka değil. Bu kemer de yine değerli bir kemer değil. Şunlar bir şey değiller. Sende ne var? Gözlük bir marka değil. Bu da bir marka gözlük değil. Eski gözlükler. Yara bandımız. Şu neymiş? Bu da mı kartpostal ya? Bunda bir şey yok. Şurada biraz daha bozuk para var. Burada haplar. Fotoğraflar. Çok değişik bir kutuydu aslında. Böyle bir ilgimi çekmişti ama içinde öyle değerli bir şey çıkmadı. Bozuk paralar en değerli ürünlerdi. Allah bereket versin diyelim. Bakın bunlar hep dergiler. Şunlar aile fotoğrafları. Bunlar kitaplar. Bu biraz enteresan. Kim kim oynuyormuş? İki tane dövüşçünün gördüğünüz gibi Jamaika 1973'teki bileti çerçeve bir şekilde yapılmış. Şurada kimin kitabıysa artık herhalde bir yerde yazıyordur bu. Burada bir şey yazmıyor. Bunlara bakacağız. Bir tane starımız var. Gayet güzel büyük bir star. Civil War 1861-1865 diyor. Mermiler. Abi şaka gibi ya. Şu an elimizde duruyor yani. Vallahi ne kadar değerli bir ürün aslında. Şu yapraklar. Neden bunlar böyle? Bunu bilmiyoruz. Buna da bakarız. Şöyle bir çerçevemiz var. Eski bir porselen bebek ama bayağı bir eski bu. Bunun artık bebekliği tabii kalmamış ama çok eski bir ürün. Century diye bir firma. Vay be. Şurada deniz ürünleri var. Eski bir beyzbol eldiveni.
Şunlar da yine gördüğünüz gibi deniz ürünleri. Senin içinde bir şey var mı? Ulan ne kadar enteresan bir depo oldu değil mi ya? Bu boş. Tişört neymiş? Juniors. Şöyle eski bir tişört. Bunlar yine deniz ürünleri. Deniz mahsulleri de var. Şöyle ağır bir ürün var. Şunlar resimler. Şu boş. Şöyle bir ürün. Bir star daha. Altta da sadece çerçeveler var. Burası da bu kadar. Şöyle bir de figürler var, bir iki tane. Bak burada da taşlar var. Gayet güzel taşlar. Baksana abi şu modeller gayet güzelmiş. Şunlar güzel. Şöyle bir bıçak gibi bir kemik. Bunlar süs ürünleri. Bence şuradan çok rahat. Bu neyin kemiği bilmiyoruz. Ama şurası çok rahat bir 80-100 dolar eder. Tam bir. Baksana abi şuna. Vallahi çok da gerçekçi yapmışlar. Bunu götürelim. Bunu 10 dolara çok rahat okuturuz. Bir tane daha kelebek var. Haki. Gördüğünüz gibi topları var. Şu da bozuk paralık. Bakalım ne kadar var. Sadece 25 cent. 81 yılına ait. Bunlar da 65 öncesi gümüş. Başka da bir şey yok. Şunları alsak bize yeterli. Beyzbol toplarımız var. Bir eldiven. Bakalım sopalar nasıl bir şey. Herhalde çocuğunun kullandığı, gayet iyi durumda. Bu da fena değil. Adidas'ın bir ürünüymüş zaten. Şu da Tumi'nin takım elbise çantası ama çok eski durumda. Normalde 500 bin dolar arası bir çanta. Ama şu durumda satması gerçekten çok zor. Şöyle bir tren setimiz var. Komple parçaları içinde mi acaba? Her şey içerisinde gözüküyor. Burada yine biraz daha elbiseler var. Şunlar da bir 10 dolar. Çantanın durumu fena değil. 5 dolara gider. Şurada da şöyle gördüğünüz gibi kıyafetler var. Şu neymiş? Bu da değişik bir süs ürünü. Burada da paralarımız var. Neresi burası? Del Peru diyor. Peru paraları. Altta ne var? Şunlar yemek. Bir tane su kabı var. Burası boş. Burada da sadece saç ürünleri mevcut. Burada Mickey Mouse'umuz var. Şunlar ne? Bunlar vazolar. Bunlar yine böyle süs ürünleri.
Oo, Playboy dergileri var arkadaşlar. Bunlar bayağı eski dergiler. Bayağı da güzel bir koleksiyon. Şöyle bir arabamız var. Bunun da tekerleği yok maalesef. Geriye artık en son plaklar kaldı. Evet, plaklarda bakalım. Bizim tanıdığımız birileri var mı? Bunlar yine güzel plaklar ama çok öyle fiyat yüksek ürünler değiller. Bak şu güzel. Bu da yine güzel bir plak. Bunlara bakacağız. Artık alt yazı olarak sizinle paylaşacağım. Deponun hepsi bu kadar. Bak şu görmüş olduğunuz kutuların çoğunu maalesef çöpe atmak zorundayız. Çünkü hiç burada değerli bizim için bir şey yok. Gördüğünüz gibi sadece Halloween ürünleri var. Yılbaşı ürünleri var. Bir de kitaplar vardı. Bunlar öyle çok değerli ürünler değiller. Masalar var. Eski masalar var. Çerçeveler var. Vallahi deponun başlangıcı çok güzeldi ama gidişat hiç öyle olmadı. Neyse, nasip hayırlısı buymuş demek ki. Umarım siz de depoyu beğenmişsinizdir. Bir sonraki depoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Çok sağ olun.